Hepinize Erzurum'un full sürümünden merhabalar sevgili dadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir soğuk Erzurum günündeyiz. Umarım video hoşunuza gider. Çünkü Erzurum'un full sürümünü ilk defa oynuyor sizlerle birlikte. Daha önce oynadığımız sürümler serbest takılma modundaydı. Hikaye modu hoşumuza gidecek mi gitmeyecek mi? Bakalım yerli long tarkımız bizlere neler vaat ediyor. Ama önce sesi bir kısayım mı? Bölüm 1. Kaçış. Of! Oy! Bir an işim tünel hiç bitmeyecek sandım. Taylan salaksın sen oğlum. Bu soğukta burada ne yapıyorum ben? Ne sanıyorum ki kendimi? Macera peres mi? Bir an önce ısınacak ve dinlenecek bir yer bulmalıyım. Rastladığım o köylünün dediğine göre ileride imamın evi varmış. Gidelim bakalım. Aha! Mevcut hedef. İmamın evine git. Aman tanrım. İmam bey! O şeyde denemeyi oynarken imam esprisi yapmışım. İmamla karşılaşabilecek miyim? En çok merak ettiğim şey bu filan diye hakikaten. İmamla karşılaşacağız herhalde. İmamın evi herhalde o oyun artık 3. başlayışımız efendim neredeyse. Caminin karşısındaki yer herhalde. İmam Bey'in evi. Bakalım onunla konuşabilecek miyiz? Bu arada videoyu çektiğimden bu yana Erzurumspor toparladı. Sonra kötü gidişat oldu filan. Ama Erzurumspor'a inanıyoruz. Desteğimiz yüreğimiz Erzurumspor'la. Tek yürek tek millet. Bakalım İmam Bey'in evinde ne olacak bu arada. Hava sıcaklığı her zamanki gibi güzel başladı. Yorgunluk iyi derecede. Tavşanları sekip durum. Bakayım yine şu bulanıklık olayı hala var biraz göz yoruculuk şekilde. Benim okuduğum kadarıyla optimizasyon sıkıntılarından herkes dem vurmuş efendim. Dert yakınmış. Bakalım düzeltilecek mi? Düzeltilecektir diye düşünüyorum. Ben de şu ana kadar beleş ucuz etin yahnisini yedim beleş kodla birlikte. Talep ettikten sonra erken erişim koduyla birlikte. Full sürümü çıktıktan sonra hakkını da verelim dedik efendim. Siz de hoşunuza gidiyorsa veya benle ilk defa izliyorsanız veya herhangi bir içerik üreticisinden görüşünüzü bir şey yapın. Kendinize saklayın derken laf sokuyormuş gibi oldu. Bir görüşünüzü beyniniz içerisinde biriktirin. Ona göre oyunu alıp almayacağınıza karar verin efendim. İlk cümleye girerken bayağı bir laf sokuyordum yanlışlıkla. Görüşünüzü kendinize saklayın. Aa bir dakika sağ sesi gelmedi. Aa olmaz böyle. Bir Fatih okuyalım efendim. Şöyle ölülere. Allah rahmet eylesin. Amin. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Göktaşımız yine yukarıda herhalde. Ben bir ıkınmadan şöyle hızlıca bir çıkayım. Kamerayı da bir değiştirerek. Hop. Haydi bakalım. Oo, ha! Aferin. Bak ilk denemede. İlk denemede. Nerede? First Drive Achievement'ım nerede? Neyse dur. Şu göktaşımı alayım ben. Hazır mısınız tekrardan Mega Erzurumlu olmaya? Mega Erzurumlu! Buradan düşsem ölür müyüm? Ha bir şey olmuyor tamam. Güzel bir şekilde şöyle Hacı Eşref Camii'ndeyiz. Türk bayrağımız güzel şekilde dalgalanıyor. İmam Bey! İçeriden kilitlenmiş tabii evet. Şu İmam Bey'in evine tersen girme taktiği vardı değil mi? Oynamayalı bayağı uzun süre oldu. Bu arada deneme erken erişim kodu süresi bitti işte. Bana tekrar 3. bölüm yaz diyen arkadaşlara da tabii bir şey demedim. Beklesinler diye. Ama sabırsız oluyoruz böyle konularda efendim gördüğüm kadarıyla. Şimdi bıçağımızı alalım. İşaret fişeğini alalım. Kumaş tabii ki. Çakaroğlu'nu alalım. Hurda metali alalım. Başka bir şeylerimiz var mı? Şunun içinde bir şey var. Dur anam yavaşlan. Plastik hurda. Bakın loot falan kaçırırsam adamı kanser etmeyin. Siz görüyorsunuz ben görmüyorum tamam. İçeriden kilitlenmiş. Evet olabilir. Olabilir içeriden kilitlenmiş olabilir. Kendi içinde kişilik problemleri yaşıyor herhalde kapı. Şöyle first person. Merhaba. Aa selamünaleyküm. Kimse var mı? Yok. Kapat kapıyı. Tokatlamalık şey yerlerden birisi imamın evi. Şöyle ağrı kesici filan. Burada yine depo sandığımız var. Tamam. Yatağımız, çekmeceler. Oh bere oh en sevdiğim. Şöyle odunları da alalım. Şunları da topla. Kola. Kesme şeker. Hah en sevdiğim. Yaprak sarmam da burada. Çayım da burada. Çanak oh. Akıyor. Sarımsak. Kibrit. Şurada fişek. Bildiğiniz şey yapıyorum. Erzurum speedrun. Dur bakayım. Burada mı bir şey var diyordunuz? İkinci evin savasının arkasından bir şey var diyordunuz.
Yok tüfeği görmemişim falan filan triplerine girmişti de bazı arkadaşlar. Ondan bahsediyorum efendim. He, not var burada, ona bakıyorum. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Göktaşı çarpmasından dolayı köylüleri tahliye ediyorlardı. Onlara ulaşmaya çalıştım. Ama geç kaldım. Beni almadan gittiler. Eğer bunu okuyan olursa beni tepedeki Gölcü Kulesi'nde bulsun. Allah yardımcımız olsun. Kimler kimlerle beraberler? Neler oluyor lan burada? Göktaşı çarpması mı? Tahliye? Çok geç olmadan imamı bulmam lazım. İmamı kurtar. Bölüm 1. Şöyle kömürleri alabilir miyim ben? Teşekkürler. Şu an için enerjim biraz düşüşte efendim. Açlığım iyi durumda. Bence biraz yola devam edelim. Öteki eve gelene kadar ölmeyiz diye düşünüyorum. Şöyle. Şimdilik sobayı yakmayalım. Çünkü İmam Bey bizi bekliyor. İmam Bey olmadan olmaz. Kendisiyle daha domra çalacağız. Neyse ben susayım biraz. Hey tübe! Efendim bu arada yapıldı mı bilmiyorum da pek bir araştırma imkanım olmadı. Erzurum Soundtrack diye YouTube'a bu şarkılar, bu türküler filan yüklense güzel olabilir bence. Yapıldıysa tabii ki beni mazur görün, bilmiyorum. Neyse hadi koşmaya devam. Çünkü baya baya güzel. İlgi de çeker yani. Globale açılmak filan istiyorsak. Anam, etraf ne kadar güzel böyle. Kar görmem lazım kesinlikle. Efendim elinde kar yağan varsa davetleri açığız. Şey üzerinden, Zoom üzerinden dışarıda bizi gösterirsiniz. Zoom da patladı gitti yemin ederim. Şu dönemde var ya bir dezenfektan sektörüne bir de işte internet ortamında böyle bağlantı ne derler? Sosyal medya bağlantı ortamı falan böyle ne derler lan uygulamalar? Uygulama sosyal medya uygulamalarına yatırım yapacaktın aslında. Görüntülü falan. İyi para vardı. Aha, kaçırdık. Bir zamanında Bitcoin'e yatırım yapmadığım için üzülüyorum bir bunun için. Biz yapsak hemen çözümü bulunur tabii. Burada bu arada başka evler, yerler de var. Ama ben biraz yoldan gitmek istiyorum. Şimdi şu evde dinleniriz hep birlikte. Arkamdan at koşturmuş gibi gidiyorum ve konuşuyorum efendim. Hem heyecandan dolayı, full sürümün heyecanı, hem de bilmiyorsunuzdur belki, izlemediyseniz tabii ki olabilir. Biz buraları normalde oynadık serbest gezme modunda. Hikaye modunun değişikliği ne sunacak, ne vaat ediyor? Onları merak ettiğim için böyle yardıra yardıra gidiyorum. Allah'ım bu eve ilk geldiğimi hatırlıyorum ya. İlk gelişimi. Efkarlandı mı lan? O imam buraya gelecek. Bunlar tabii şaka hepsi. Bunlar hep joke amirim. Cezve. Kutlama şeker. Tarhana. Ah. Kumaş. Oh. Bir tarhana çorbası yapın da içek efendim. İçimiz ısınsın. Benim en sevdiğim çorba mercimek çorbası herhalde. Vazgeçemiyorum. Şöyle suyu da alalım. Şöyle de güzel halılar. Bir artık yakalım. Değil mi? Bak çok interaktif video. Kendi kendime konuşup kendi kendime cevap veriyorum. Pişir. Ne pişirebiliriz? Çay yapamıyorum kusura bakmayın. Tarhana çorbamı, bir tarhana çorbamı içersiniz he. Hadi bakalım. Oh! 20 dakika. Biz biraz dinlenelim. Hatta kapağını da bir dışarıya bakalım. Bu arada -1 derece, giysi sıcaklığı 5, hissedilen 49. O sıcaklıktan dolayı mı? 49 derece, ben ölüyor muyum? Dışarı çıkınca ne oluyor? -11. 49 biraz fazla gibi ama düzeltilir herhalde bunlar. Efendim şu an oyunun çıktığı ikinci gündeyim. Ne zaman yayınlarım bilmiyorum çünkü yayın programı biraz dolu şu zamanlarda. Çok oyun var. Özellikle Steam Festivali'nden dolayı kanalı takip etmiyorsanız bilemezsiniz tabii ki. Takip eden arkadaşlar ileteceklerdir. Kanalda baya baya bir yüklenmiş durumdayız. İki kanalda yan kanalımız var, Esat Hırsları diye.
güzel bir şekilde yükleniyoruz. Steam ve oyun festivalinde de güzel demolar, yeni sürümler falan geliyor böyle. Yeni sürümler demişim. Yeni oyunlar, erken erişim kodları falan çıkıyor. Hani oyuna doyduğumuz bir yıl başlangıcı oldu bizim açımızdan. Beni de sevindirmiyor değil tabii ki. Oyun sever olarak. Umarım bu şekilde devam eder. Ve yerli yapımlarımız da güzel bir şekilde devam eder efendim umarım. Sen oldun mu? 7 dakikam var. Bu hazır tarhana çorbası mı? Çok hazır geldi. Böyle lapa lapa olur ya böyle. Bir içersin böyle şey olur. Damağına yapışır böyle tat bırakır böyle sinir bozucu. O tadı hepiniz biliyorsunuzdur herhalde. Hazır çorbaların verdiği hissiyatı. Çok sinir bozucu. Oh! Boş boş da konuştuğumuza göre çorbamızı içebiliriz. Nerede o? Oh kulağımda şapur şupur. Afiyet olsun. Hadi gidelim. Bak kapan lan. Yatmaya gerek var mı ya? Ha. Biz bir yatalım ya. Evet evet. Kendime hak verdim, bir yatalım. 18 dakika. Şuna bir tane daha ekleyelim. Yakıt ekle buna. Ne oldun sen? 1 saat. Tamam 1 saat yeteriz biz. Hadi. Aslanım 1 saat uyusun. Hah. Oh. Tamam. Susuzluk iyi. Enerji yükselmedi. Evet. Yani yükseldi de kendisinin haberi yok gibi herhalde. Tamam şimdi imamı bulmaya gidiyoruz. Gökyüzü de güzel bir hal aldığına göre yolumuza devam edelim. İmam gözetleme kulesi nedir değil mi? Gözetleme kulesi şu yönde. O zaman bu yöne doğru gidelim. Hiç bu yönden akmadık. Hep tren yolunu takip ettim ben. Bu yoldan bir akıp gidelim. Ama silahım yok, hiçbir şeyim yok. Vallahi ağzıma tükürürler ha. Allah bir dakika. Save atmayı unutuyordum var ya. Kesin şimdi benim başıma bir şey gelir çünkü ben böyle bassız bir insanım bu konularda. Kurt murt saldırır. Oraya tırmanabilir miyim lan bu arada? Tırmandım herhalde. Aha ev mi lan oradaki? Bir dakika bir eve denk geldik herhalde efendim. Evet doğru. Arkadaşların isteklerini görmüştüm. Kestane isteği vardı herkesin. Bence kesinlikle kestane eklenmeli. Burada da göktaşı var. Aa domuz. Domuz kardeş! İlerle. Merhabalar. Tokatlamaya geldim eve. Merhabalar. Şunu da ben bir alayım. Şunu da. Erzurum'da göktaşı buldu, zengin oldu. Az sonra at TV'de. Tamam. Herhalde lootladım. Kaçırdığım bir şey varsa umurumda değil. Tamamdır. Herhalde bunları da aldığımıza göre şöyle kafam mı sıkıştı lan benim? Bir çökeyim. Heh, tamam. Merhabalar. Şöyle kumaş mumaş alayım ben. Teşekkürler. Vücut ısım düşüyor bu arada. Kömürü de bir aldık mıydı? Oh. Tamamdır. İyi gün. Nacak. Gel. Kömür. Ateş, su. Toprak. Tahta. Bunlar herhalde. Burası da okey. Yerler bu arada bayağı güzel olmuş ya. Şu kumaşı da alayım efendim. Tamamdır. Şu an herhalde burada görmediğim bir şey varsa demek ki görmemişimdir. Evet. Hadi. Üst kata çıkalım. Bir dinlenelim artık. Bir cevayırda susun. Motoru soğusun. Anam! Şöyle oturup yemek yiyebilir miyim? Soğan kırabilir miyim? Lütfen. Bağdaş kurabilir miyim? Bence Bağdaş DLC'si getirilmeli efendim. Bağdaş animasyonu hani DLC'si diye espri yapmaya çalışmayalım da. Bağdaş animasyonu olsa var ya çok güzel olur. Ya göktaşı dur geldim hadi. Neredesin? Ha burada. Şöyle alayım ben seni evladım. Woohoo! Ultra Erzurumlu. Bu belki. Allah. Geçtiğimiz günlerde de efendim Efsa Hatırsları'nda 31 bin aboneye ulaştık. Mega Hataylı olduk orada da. Bir Hataylı olarak. Tabii yine mükemmel esprilere tabii maruz kaldık. Yapacak bir şey yok. Şöyle.
Oo, bu evin temasını ilk defa görüyorum. Vay 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 vay. Burası da güzel. Oo! Oo! Tablolarım şuraya bir oturabilir miyim? Bir dakika şöyle. Allah. Şöyle hadi la. Şöyle. Geç bakayım. Şöyle. Kızım çay getir. Şöyle yok olmuyor tamam. Burada not mu var? Ha, Türk kahvesi dur. First person'da daha iyi oynanıyor. Third person'da pek benim şeyim değil. Tarzım değil. Kusura bakmayın. Masanın üzerine de bastık biraz öküz gibi ama. Ben bu arada soğuktan öleceğim. Ateş yakmam lazım. Şöyle şunu ekle bakayım. Oldu sana 29 dakika. İyi. Aha gofret. Al al al. Buğday unu. Bu da güzel. Ulan vallahi içimde kaldı. Özür dilerim. Gerçekten masaya bastım böyle öküz gibi. Dikiş seti. Ha bir dakika bir dakika bir dakika. Şeyi unuttum özür dilerim. Şu bereyi bir giyelim. Giyemedim. Ha şimdi giy. Tam ilk defa Bruto'dan geldiğimiz için tabii lootumuz biraz değişik oluyor. 11.11 30 kilo taşıma kapasitem var. Bir gofret yiyebilir miyim ben? Oh iyi geldi. Gofret çok su satır ama şu an su içesim yok. Şuradaki seti de burada kalsın. Ha bak şunu bir tamir edelim ya bir dakika gel bakayım evladım geri. Seni biz bir tamir edelim. Ha, şuradaki setinden birisini kullanalım. Ve hagaret konuşamadım. Tamam güzel. Dolapta neyimiz var? Pantolon mu? Oo en sevdiğim. Tabii pantolon yukarıya girmez. Doğru mantıklı. Dur şunu bu şuraya git tamam. Heh. %65 mi? Dur 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 bir dakika. Bir dakika. Şunu tamir etmeden giyilmez bu pantolonlar. Isıtmaz ama yine hiç yoktan iyidir. Tamam. Vücut sıcaklığımız bir yerine gelsin. Bir de biz bir 2 saat falan yatalım efendim ya. Şöyle şunu bir tazeleyeyim ben. Kömürle. Biraz şey yapacağız ama. Zarar vereceğiz doğaya ama. 2 saat yatalım hadi. Şöyle. Vallahi her halükarda oyunun stamina olayı kesinlikle Forus'tan daha güzel. Forus kanser ediyor ya. Ne oluyor lan? Lan! Aç lan! Yürük lan! Neydi onun ismi? Pişir pişir. Heh. Şerefsiz domuza bakar mısınız? Yanma süresi yeterli değil. Tamam. Şimdi pişir. Şu yazı bir gidebilir mi? Heh. Tamam. Bir karar ediyoruz. Bu arada bir dakika. Şey vardı burada. İşçilik kısmında bir sargı bezi yapalım efendim. Kibrit şu an yok. Bunları tabii ki yapamıyoruz. Ah diğer şeyim nerede benim ya? Save'im nerede? Bir meşale yapalım. Tamamdır. 19 Mayıs'ta böyle önde önde gideriz. Suyun 10 dakikası var. Tamam. Ben bir meşalemi evin içine yakabilir miyim acaba? Şöyle. At değil lan. Şunu şey alıyor mu peki? Alamıyorsun herhalde. Nasıl alıyorsun peki onun elini? Yine unuttum bak onu ele almayı. Meşaleyi mail alabiliyor mu lan? Aa soru işareti. Aa imam. İmam burada. İmam burada. Oh suyumuz doldu herhalde. Şunu da alalım. Ve dur lan. Dolu olan bu değildi. Suyum nerede lan? Ha su şey oldu dönüştü tamam sorry. Evet. Suyu da içtik. Yaprak sarmam vardı benim bir tane. Yaprak sarmacıyım. Ha. Şöyle şunu da bir yiyelim. Tamam. Enerjimiz %50-50. Meşale içeride mi yakılmıyor acaba? Onu anlamadım. Bir dışarı çıkalım. Bak kapı bana çok artistik yapıyorsun. O domuz nerede? Lan! Domuz birey. Şşt alo. Ne yapıyorsun oğlum orada? Yürü git. Başka işin gücün yok mu lan? Bir dakika bu arada domuzla konuşurken şeyi bulmaya çalışıyorum. Meşaleyi bulmaya çalışıyorum. Bakın ne buldum. Tablo birlikte böyle şey geliyormuş. Bu güzeldi. Bunu sevdim. Lan. Oğlum yürü git lan. Başka işin gücün yok mu? Bu arada yol buradan mı olacak şimdi? Aynen. Hem o zaman terse gelmişiz. Ben koşsam bu yetişir mi acaba? Run Forrest run. Allah 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 Allah. Hayır hayır hayır. Kaç 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 geliyor mu lan? Kaç 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 kaç. Bu arada bakayım. Tamam. Bu arada bir problem var efendim benim fark ettiğim. Haritadayken yürüyünce ilerlemiyoruz. Haritayı tekrar açtığında ışınlanmış gibi ileriye spamlanıyoruz. O düzeltilebilecek bir şey diye düşünüyorum. Bunu erken erişimdeyken de fark etmiştim. Şimdi herhalde söylemeye fırsatım oldu. Bazen editte çok konuşunca falan çıkartıyorum. Bazen çok boş konuştuğum oluyor. Aha. Longtark hoş geldin tekrardan merhabalar. Kuzey ışıkları.
Sonuçta Erzurum da kuzeyde yani. Bu tabii göktaşı çarptıktan sonra efendim ekosistemimiz bozuldu. Dengemiz bozuldu. Dünyanın eko dengesi tamamıyla bozuldu. Böyle kuzey ışıkları da Erzurum'a doğru kaymaya başladı. Bu tarafa doğru geldi. Doğru gidiyor muyuz? Heh, bu taraftan tamam. Ula ayı mayı çıkmasın da. Domuzu hadi atlatırız diye düşünüyorum. Ayı pis iş. Ayı ters. Ayının tersi pistir. Kanaldaki ikinci Erzurum videosunu izlediyseniz orada ayılarla güzel bir kapışmamız vardı. İmam! Neredesin imam? Sesimi duy imam baba. Yukarıda herhalde. Gözetleme kulesi gördüm orada bir tane. Meşalenin süresi sağ üstte yazıyormuş evet. Göstergesi varmış pardon. Doğru gidiyorum değil mi? Tamam. Birinci videodan sonra harita konusunda biraz daha tedbirli davranıyorum. Orada çok salak gibi bir hareket yapmıştım da efendim. Hey! Çıkın lan ayılar! Wey! Kule nereye kayboldun? Bak aman diyeyim tribe girmeyelim. Heh, tam şu önündeki yermiş lan. Karanlıktan tabi gözükmüyor. Heh, vardık sayılır. Meşalenin de tam bitmesine yakın. Neyse güzel oldu, güzel oldu. Bu meşalenin de 3-5 böyle biraz beni ısıtması gerekmez mi aslında ya? Ne bileyim. Çok az böyle gıdım olsa da. Dur bakalım geldik kuleye. Bakalım İmam Bey burada mı? İmam şimdi not yazıyormuş. Bu mektubu okuduysan evlat. Göktaşlarını satıp zengin olmaya karar verdim. Ha, şu dalları da toplayalım da lazım olur bunlar hep. Anam. Şöyle biliyorum biraz göz problemi yaratıyor olabilir bunlar kusura bakmayın. Tamam. Meşale de bittiğine göre. Anam yapma! Çok geç kaldım. Lan imam ölmüş! İmam Bey bir dakika kusura bakmayın hemen şöyle totamızı kurtarmak adına meşale yapmamız gerekiyor. Ah be, ah be! Ulan tek bir kişiyle karşılaşacaktım, o da maalesef vefat etti. Ah be İmam Bey. Eğer bunu okuyorsan, muhtemelen çoktan ölmüşüm demektir. Vasiyetimdir. Allah rızası için cesedimi düzgünce gömüp bir Fatiha oku. Okurken de çarpılma. Cesedimin kurda kuşa yem olmasına izin verme. Eğer buradan kaçmak istiyorsan Ziya'yı bul. Ziya. Ziya dağlarda gezen bir avcıdır. Askerlerle gittiğini sanmıyorum. Mutlaka buralarda bir yerde olmalı. Demir yolunun yakınlarında bir kulübesi var. Buradan kaçmak için tek şansın Ziya olabilir. Allah yardımcın olsun. İmamı gömüyoruz herhalde evet. Başımı sağ olsun efendim imamı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Şöyle. Bir Fatiha. Vay be İmam Bey. Allah rahmet eylesin. İmam Bey bir dakika. Benim bir ısınmam gerekiyor. Efendim başımız sağ olsun. İmam Bey maalesef soğuk koşullara dayanamadı burada. Ziya'yı bulacağız. Ah ulan Ziya. Ah ulan Rıza'ydı o. Heh, tamam. Biraz ısınalım. Kömür çarpalım biraz. Şöyle. Ben bu arada önüme gelen her şeyi tokatlamaya başladım. Tamam sıkıntı yok benim açımdan. Şunları da bir alalım. Şimdiki görevimiz avcının kulübesine git. Avcının kulübesi bu kısımda. Tamam gideriz. Ben biraz uyuyayım mı ya? Bunun kaç saati var? 1 saat 55. Ben şöyle uzunca bir süre yatayım efendim ya. Şunu bayağı bir tazeleyelim biz. Kaç saat oldu? 4 saat 53. Şunu biz bir düz 5 saat yapalım. 53 dakika. 6 saat yatalım o zaman biz. Hatta bekle. Şöyle garanti olsun. Kaç oldu? 6 saat 6 dakika. Bak matematiğim kuvvetlidir. 6 saat yatıyoruz hadi. Oh.
Tamamdır. Günaydın. Güne açan çiçekler gibiyiz. Merhabalar. Meşaleciğim, bu arada yanmana gerek yok. Tamam. Onu da şimdi fark etmiş olmam da gerizekalı cevher. Dur, işçilikten bir meşale daha yapalım. Tamam. Hayırlı olsun. Şu ana kadar bir hayvan avlayamadığımız için maalesef pek bir şeyimiz yok. Suyumuz, en son kolamız vardı herhalde. Ben size bir kola ısmarlayayım. Tamam, keşke önce bisküvit bir şey yeseydik. Neyse, tamam. Artık çocuklar bisküvit yok diye ağlayamıyor. Hadi gidebiliriz herhalde, hadi gidelim. Ah be İmam Bey. Bari umarım Ziya Bey buradadır. Allah rahmet eylesin. Şimdi Ziya Bey nerede? Ziya Bey şu karşıdaki tarafta herhalde. Bak böyle gelince gaza geliyorum. Bir yerlere vurasım geliyor. Şu bağlama olayı işi bitiriyor ya. Karda yürüme sesinin bile ayrı bir havası yok mu ya? Gerçekten bayağı güzel. Bakalım Ziya Bey'in başına bir şey gelecek miydi? Doğru gidiyoruz değil mi? Tamam. Böyle efendim, izlediğiniz süre boyunca ben ikide bir kontrol etmeye devam edeceğim. Maalesef. Anam, orada bir şey mi var lan? Ha, taşmış. Çünkü psikolojik problemlerim var. Kontrol etmesem olmaz. Haydi varınca görüşürüz şimdilik. Burada herhalde bir şey yok. Bir şeyle karşılaşınca ben haber veririm. Siz de uyuyun. Leş mi var orada acaba? Şöyle. Aha. Vallahi leş var. Allah! Hayır! Hayır! Hoş! Yürü gidin lan! Şöyle şunu bir alabilir miyim ben? Etrafta kurtluk yok değil mi? Tamamdır. Taze taze, bozulmuş değil. Oh! Afiyet olsun. Yani yediğimiz zaman. Bir eve geldik efendim bu arada. Kurt murt gelmeden. Sakata gelmeden. Aa, değişik ev türü. Merhabalar değişik ev. Sen Ziya'nın evi değilsin değil mi? Aa, kurt geliyor! Kurt geliyor! Kurt geliyor! Hadi! Hadi lan! Hadi, ne oldu? Hadi bir içeri gir ya! Hadi! Hadi! Girikten! Kaç! Anam, baklandım mı lan ben? Lan tükürürüm! Hayır! Hayır! Hayır, tükürürüm! Hayır! Hayır, hayır, hayır! Yemin ederim kafayı yerdim! Burada o kadar artistik yaptım. Bu alınmıyor mu? Niye alınmıyor? Kapıyı açarsak ölürüz bu arada. Mercek, hani göremedim merceği. Kömür. Tüp taşıyamıyoruz. Aa, bunlar niye alınmıyor? Bunlar da alınsaydı. Bu da mı alınmıyor? Keşke bu da alınsaydı. Kumaş, elektronik kurda, lastikler tabii ki yine alınmıyor. Çok muzdaribiz o konuda. Ulan kurdu nasıl son anda kurtardık kurttan kendimizi. Tamam. Şöyle, bu alınmıyor. İşaret fişeğiyle burada hayatta kalamayız aslanım. Adam gibi bir şey bulmamız lazım. Çekmece, kumaş. Tamam, lootlar güzel de kurtlar güzel değil. Kurtlar bizi sakata getirecek. He, bu kısım böyle. Şöyle bir şöyle yapalım. Eğil bir. Heh. Şimdi efendim, birinci oturumu açıyorum. Kurtlardan nasıl kurtulacağız? Büyük ihtimal işaret fişeği alacağız herhalde. Acaba, galiba, sanırsam. Onu da şöyle alabiliyoruz herhalde. Tamam, üst üste bunları açınca tabii hepsi bağlandı. Anam, ne oluyor lan? Abo! Heh, tamam. Şöyle yaptı. İkisini üst üste açınca kafayı yedi. Silahımız maalesef ki yok. İşaret fişeğimiz var. İşaret fişeği alacağız herhalde. Ya da meşaleyle kaçırabilir miyiz lan? Neyse, dur. Kardeşim, ben dostum. Bir dakika. Dostuna tükürtürme, dur. İyi günler. Allah. Tamam, kapıyı alalım. Açsana kapıyı. Lan, kapı nerede? Şunu şöyle atamaz mıyım? Atamıyorum. Lan, Bursaspor şampiyon olmuş gibi ne geziyorum ben böyle? Şunu bari tekrar kapatamaz mıyım? Ha, tamam, güzel. Ha, o güzel oldu.
Mantık hatası var orada ama tekrar kapanması güzel oldu benim açımdan. Şöyle baharatlar, kumaşlar. Aşık seviyemiz evet. Aşık seviyemiz iyi. Az olsaydı size güzel bir şekilde efendim. Baharatlı maharatlı bak şerisi bak. Baharatlı maharatlı bir şeyler ısmarlardım. Geyik eti filan. Taze taze güzel giderdi. Şöyle pek taze olduğunu söylemem ama neyse. Kıtlama şeker oğlum al şunu. Utanma. Yerde bir şey daha var. Mermi. Bak işte kurda bir mermi kaç lira esprisi yapardım ama işte anlamaz. Üstün mizah seviyemize yetişemiyor kurtlar. Şimdi depo sandığı var burada. Üzerinde ne kadar eşya var? 22 kilo. Aman daha bir şey olmaz. Yatak var burada. Yatmayacağım. Çünkü dışarıda kurt var. O kurtun içinden geçeceğim. Şimdi nerede o? Şimdi bir dakika. Ziya Bey nerede? Ziya Bey bir yolda değil mi? Şimdi ben bir yardırsam şuradan kurt beni görmeden. Aman diyeyim. Bir dakika. Kaydet. Tamam. Aman diyeyim. Geliyor. Allah belanı geliyor. Bir dakika. Bir dakika. Hop 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 hop. Lan dur dur. Popom popom. Ay, ay. Nerede o? Nerede o şerefsiz? Nerede o? Bir dakika. Nerede o? Merdo. Ulan aç köpek. Bunu giyebilir miyim ben bu arada? Şunu giy. Benim sargı bezim olacaktı fazla da. Nerede onlar efendim? Sargı bezim. Bere varmış burada. Ne kadar güzel. Sargı bezi. Heh. Kullan. Tamam. Bu arada işçilik içerisinde sargı bezine çok ihtiyacımız olacak. Şunu bir yaptıkça yapalım biz. Tamam. Bu arada bunlardan bir şey yapamıyoruz herhalde. Çünkü gördüğüm kadarıyla elimizde yok. Evet. Nerede o şerefsiz? Onu bir şeyle korkutamıyoruz. Silahımız var mı? Yok. Bu da yok. Ya buna gerek yok. Tam gerek oğlumdur. Heh. Güneş oldu ne kadar güzel. Gün açan çiçekler gibiyiz de. Gidebilir miyim ben? Nerede oğlum çekil. Kaç 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 kaç. Orada şeres. Geliyor Allah belanı geliyor geliyor. Allah belanı mısın geliyor. Geliyor. Geliyor Allah belanı mısın hayır. Hayır. Hayır hoş. Hoş lan. Lan git. Lan git. Hayır 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 ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum hayır 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 hayır. Hayır beşele niye üzerine atılmıyor ben mi atamadım acaba benim mi gerizekalılığım var? Evet benim gerizekalılığım olabilir bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır 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 hayır. Hayır Ziya Bey. Ziya Bey yetiş. Yetiş ya Ziya. Hayır 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 hayır. Bir dakika bir dakika kumaşım nerede kumaşım nerede kumaşım nerede kumaş nerede göremiyorum göremiyorum ha burada. Koş. Koş 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 arkana bakma. Olmaz oğlum. Hadi hadi. Güzel güneş oldu ne kadar güzel. Nerede o? Vatan haini. Valla bir ısırık alıp bıraktı mı şerefsiz. Aparatif olarak kullandı beni. Ulan Ziya Bey. Neyse vardım sayılır. Çıksın da orada bir tane daha ev var. Dur bekle. Orada kurt var mı? Kurt var mı? Kurt? Kurt? Yok tamam. Ziya Bey Allah razı olsun yardımcı olur musunuz? Herhalde şu aşağıdaki yer Ziya Bey'in evi. Avcı kulübesi. Geliyor mu? Şerefi olmayan, şeref yoksunu kurt. Yok tamam. Devam edelim. Aa. Duman var. Demek evde birisi olabilir. Hadi bakalım. Ben böyle şey yapmayayım da sürünüyorum gibi yürümeyeyim de. Aa, oradaki ayrı bir dumanmış. Ziya Bey. Beni imam yolladı. Şöyle şunları da bir alayım. Şöyle. Ziya Bey camiye klima yaptırmışız. Parasını filan vermemişsiniz hiç. Şöyle alalım. Bu mu o mu? Bu herhalde dur bakayım. Anam! Selamün aleyküm. Ben Taylan. Avcı Ziya sen misin dayı? Aleyküm selam kardeş. Ben Ziya. Bana Ziya emmi de. Gel hele. Sobanın yanında ısın. Allah razı olsun Ziya emmi. Ziya emmi dur bir senin evi soyayım geliyorum. Ziya mi? Vallahi hava çok soğuk ya. Böyle bir öyle bir şey yok ya. Böyle soğuk muydu eskiden buralar? Bu kadar değildi ya. Şöyle şunları da bir araklayayım Ziya emmi. Ziya emmi vallahi hava koşulları baya baya sıkıntılı. Tuvalet kağıdınız varmış yine iyi. Heh, şöyle. Ziya emmi yine iyi hayatta kalmışsın ha. Heh, tamam şöyle alalım şunları. Ziya emmi herhalde tokatladım seni yeterince baktığım gördüğüm kadarıyla. Evet.
84 mü? Ziyan mi sen ne yaptın? Sen ne tüketilebilir enerji kaynaklarını tükenmeyecek şekilde mi kullanmaya başladın? Tamam. Tükenebilir de olabilir o. Heh, Ziyan mi geleyim selamünaleyküm. İmamın yazdığı gibi seni burada buldum. Nasıl sevindim anlatamam emmi. Nerede buldun onun yazısını kardeş? İmam nerede? Diğerleriyle birlikte gitmiş mi? Maalesef Gölcü Kulesi'nin yanında donmuş cesedini buldum. Başın sağ olsun. Yapma kardeş be. Çok severdim rahmetliyi. Allah mekanını cennet eylesin. Senin için ne yapabilirim kardeş? Buradan kaçmak mı istiyorsun? Evet imam abi. Pardon Ziya abi. Aslında evet göktaşının burayı nasıl etkilediğini henüz bilmiyorum ama boşaltmadan anladığım kadarıyla bu etki tehlikeli olabilir. Dinle kardeş. Göktaşının dumanın geldiği yerde bir askeri kamp var. Avlanırken orada birkaç asker görmüştüm. Onlar sana yardım ederler kardeş. Oralarda çok ayım olur. Dikkatli ol. Yanındaki kulübeden benim yedek tüfeğimi al. Yanında bulunsun. Ziya dayı Allah razı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yatarız ne kadar güzelmiş. Şöyle ana. Kendine iyi bak Ziya dayı. Haydi görüşürüz. Nereye gidiyoruz? Askeri kampı araştır. Let's go. Ziya dayı sizin buralarda da çok kurt oluyor. Böyle kapıyı açalım. Tokatlamalık eşyalar. Kumaş. Kömür. Oh. Ziya dayı sen ne yaptın böyle ya? Pompalı tüfek. Aa niye bunları alamıyorum? Bunlar lazım bana. Kibrit. Nacak. Vay be Ziya dayım be. Fazla eşya taşıyorum. Tamam. Bırakırız bir şeyleri. Kumaş. Fener. Oh. Artık fenerim de çalışıyor. Fişek. Tamamdır. Şimdi. Şunu bir çekelim. Evet bunu çekelim. Çekemiyoruz herhalde. Niye çekemiyoruz? Ha şimdi çekti. Şunu bir reload edelim. Tamam. Reload ettiğimize göre. Şimdi elimize taşımamıza gerek yok herhalde. Kaşırdığım bir şey var mı diye kontrol etmeye çalışıyorum. Kömür varmış. Kömür olmadan olmaz. Eşya kapasitemizin çok üstüne çıktık herhalde efendim. Onları da bir Ziya dayının evinde boşaltalım. Mermi. Güzel araya saklamış böyle böyle şeyler. Hadi bakalım. Ziya dayı. 3-5 eşya vereceğim sana dayı. Şöyle bayrak. Ha Türk bayrağı evet. Ziya dayı tekrardan selamünaleyküm. Kusura bakma rahatsız ettim. Dayı eşyaları bırakabilecek bir sandık. Aha. Şimdi efendim önce bir dakika. Benim bir açlığım zaten var. Önce ben şunu bir yiyeyim. Tamam. Sonra bir kola içeyim. Tamam ağırlık 30 oldu sana. Oturdu mu? 30-88. Şunları eşofman üstü. Çorabımı giyebilir miyim bu arada? Şunu giy bakayım. Gri çorap. Teşekkür ederim. 30-88 hala. Neyimiz eksik? Susuzluğumuz biraz var. Bu neymiş? Mercek. He tamam. Yok merceği şu an için atalım mı ya? Merceği şu an için buraya koyalım bence. İhtiyacımız yok gibime geliyor. 30-78 oldu. Oğlum hiçbir şey de... Allah'ım yarabbim ya. Ne kurtaracak lan bizi? İçinizden hangisi? Bir dakika. Bir şeyleri craft edebilirim herhalde. İşçilikten bakalım bir. Ne yapabiliriz? Sargı bezi. Yap mesela sargı bezi. Bıçak yapabiliyorum ama elimde var zaten. Çanak gerek kalmadı. Hani bazı şeyleri toplayarak değil de craft ederek elde edebilsek daha iyi olabilirmiş efendim bu arada. Ne bırakacağım lan başka? Aa bir dakika lan burada çok fazla kumaşım varmış. Kumaşları bırak. Tamam. Ziya mi ben gidiyorum kör tabal. Haydi kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Kapı artistik yapamak üzerime açılıp duruyor. Ben şu silahımı alabilir miyim bu arada? Pompalı tüfeğimi. Oğlum çek şunu çek. Heh tamam çekti. Şimdi bayağı bir aşağı gidiyoruz efendim. Oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. Ebesin nikahına gidiyoruz. İmam ölmüş. Ziya emmi evinde keyif çatıyordu. Ziya emmi beni askeri kampa yolladı. Ama bilmiyordu ki oradaki ayılar benim popomu çizerdi. Zaman Erzurum'da nece geçiyordu kardeş? Anlayabilmiyorum. Etraftan da sakata gelmedim diye kontrol ediyorum ki. Aman diyeyim. Orada ev mi var lan? Yok kaya. Dumanın geldiği yere doğru gidiyorduk herhalde değil mi? Evet. Ziya emmi öyle demişti. Bu arada orada bir şey var değil mi? Tam şu
Nişan aldığım yerde. Bir dakika, dürbünümü alabilir miyim? Ellerim dolu mu? Tamam, doğru. Şunu bir alayım. Bir dakika, neresi orası? Ha, benzinlik he. Oyunun girişinde gördüğümüz benzinlik. Güzel. Ben pompalıya geri döneyim. Benzinliğe gidelim ya. Benzinliği aslında bir dakika, yol üzerinde mi? Yani yolu biraz uzatmış oluyoruz. O benzinlik o zaman işaretlediğimiz yerler arasında kalsın kafamızda. Umarım güzel bir loot yoktur orada. Biz Ziya'nın dediği yere doğru gidelim. Efendim, gördüğünüz gibi askeri kampa yaklaştık. Arkadan da dumanlar geliyor. Tabi ayılar bizi sakata getirebilir. O yüzden biraz mantıklı şekilde ilerleyelim. Orada geyikleşi var herhalde yine. Evet, ayı orada. Ayı orada, ayı orada. Biz onu görebiliyorsak o da Allah planı. Bekle, 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 bekle. Ayı tek atar, ayı acımaz. Ayı affetmez. Bunu hepimiz biliyoruz, ayılar affetmez. Hayır, 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 hayır. Koş. Koş oğlum, koş. Allah geliyor, geliyor. İki yandan geliyor. Allah! Allah! Allah, 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 Allah. Yeah, boy. Sıkıştım lan ben burada. Vallahi geliyordu. Aha. Tamam. Güzel aşıda kaldı. Efendim, ayıları haklarını helal ediyordur diye düşünüyorum. Evet, biri gitti. Aa, diğeri niye kaldı lan öyle? Lan oğlum, öleceğim mi? Abi kusura bakma, bir dakika. Evet, bunu daha sonra tartışalım. Tabanca. Güzeldi bu. Tamam. Zamanında yetişti. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ha, pompalı tüfek var orada. Tamam, 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 tamam. Bir dakika. Fişek. Fişek derken? Şunu bir ele alacağım mı yeğen? Heh, tamam. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Her şey kontrolüm altında. La, artı 9 armor mu bastın? What the fuck? Ne oluyor lan? Ben şunu bir şurada kaydedeyim de. Ne alaka lan? Geldi gerizekalı. Allah'ım ya Rabbim ya. Ton balığı versem acaba kabul eder mi? Sırt çantası alalım, tamam mı? 20 mermi. Fişek var mı fişek? Tamam, mermi de kurtarır. Hocam şimdi sen terbiyesizlik yapıyorsun. Kurşun mu geçmedi oradan? Ölmüyor bu. Bu ayı çok Revenant filmi izlemiş efendim. Oh! Allah razı, kusura bakma. Vallahi kusura bakma ya, öldün ama. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel gel. Ulan şimdi sizi bir yiyeceğim var ya. Kusura bakmayın. Ama yapmak zorundaydım bunu. Niye ölmedi lan? Anlamadım. Baksanıza her yer bildiğin çatışma oldu. Üçüncü Dünya Savaşı çıktı burada. Ben yine slow motion'a gidiyorum efendim. Şu yememi falan yapayım. Siz hızlandırılmış çekimde izlersiniz oraları. Hızlandırılmış değil gerçi. Atlamış çekimde. Şimdi geldik yine depoya, eşya boşaltma bölümüne. Merhabalar. Teşekkürler. Şimdi üzerimizdeki arkadaşın gücü %99'muş. Bu 98'de. Şimdi bunu bir köşeye alalım öncelikle. Değil mi? Evet. Sonra bunu da giyelim. Şu arkadaşı şöyle çekelim ve eşyaları boşaltmaya başlayalım. Ayı derisi. Abi bir dakika, bir dakika. Daha önemli bir işçiliğimiz var. Ayı derisinden bir şeyler yapabiliriz. Aa, dikiş setim yok ki. Ama ayı derisini falan bırakmayacağım ben. Hiç öyle bir beklentimiz olmasın lütfen. Şunları ben bir toplayayım. Hepsini lootla boşaltayım. Sonra güzel bir şekilde mantıklı eşyalarımızla birlikte devam ederiz yolumuza efendim. Ama silah ve pompalı tüfek kesinlikle çok önemli. Şunu, bu açılmıyor herhalde. Tamam. Varıyla da 3-5 kömür atalım hatta. Şöyle, ateş yok. Ekle, 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 utanma. Tamam. Sen yanmaya devam et. Şimdi bunun içinde eşyalarımızı bırakalım. Orada not var, notu gördüm. Önce eşyaları bırakalım bir efendim.
49 kilo. Ne aldım ben böyle be? Efendim şöyle güzel bir yemek ısmarlayayım diyorum ben size. Çiğ yırtıcı hayvan eti. Ha, olabilir. Geyik eti. Aa bir dakika, geyik kebabı yapayım size. Dur. Kebap severiz. Bekle, şuraya bırakmıştım onu. Ondan size güzel bir kebap yapayım efendim. Tamam, eşya fazlalığım var biliyorum, yani belirtmene gerek yok tekrar. Pişir. Başka bir şey var mı bu arada? Tavşan eti falan zaten yok. Geyik eti kızartması olmaz. Hadi kebap yiyor muyuz, hadi. Oo. Of vallahi acıktım lan bunu gördükçe şu an. Dur bakayım, şurada mermi var. Aklım hala fişek derdinde. Aha, kebap pişti. Dur bekle, şunu bir yememiz lazım. Açlığım tamam, güzel. Yiyebilirim. Oo. Şöyle baharatlı maratlı. Allah'ım. Ah, canım çekti. Açım ulan ben. Tamam neyse, şu notu okuyalım artık. Bu arada burada ne varmış? Fişek varmış. Aha, anahtar. Radyo istasyonu anahtarı. Bu anahtarı kaçırmış değil mi? Radyo istasyonuna bir bakmalıyım. Belki yardım isteyebilirim cihazlarla. Güzel. Kağıtta ne yazıyor? Albayım, size ulaşmaya çalışıyorum fakat burada telsizlerimizden sinyal alamıyoruz. Göktaşı yüzünden olmalı. Size haber gönderebilmek için askerlerimden birini radyo istasyonuna göndermeyi düşünüyordum. Fakat bir süredir göktaşının düştüğü bölgeden gelen garip sesler duyuyoruz. Aman tanrım, uzaylı olabilir. Bu seslerin neden kaynaklandığını bulmak için oraya gitmeye karar verdim. Hazırlandık ve yola çıkıyoruz. Eğer bu notu okur ve peşimizden gelmeye karar verirseniz herkese gaz maskesi taktırın. Aman tanrım. Ölçümlerimize göre kayaların arka yüksek radyasyon seviyesine rastladık. Binbaşı Hasan Öztürk. Göktaşının çarptığı yere mi gitmişler kardeş? Kafayı mı yemiş bunlar? Çoktan ölmüşlerdir. Evet, sıkıntılar var. Efendim, gerekli olmadığını düşündüğümüz her şeyi bıraktım vallahi. Hadi yola çıkalım yoksa kafayı yiyeceğim. Bir şeyi lootlamayacağım. Ama şurada bakalım, ekstradan bir şeyler unuttuk mu filan diye. Burada malzemeler filan var. Tam orada kahve çayıydı falan filanıydı da var. Bu fişekler alınıyor mu bu arada? Bunlar benim boş kovanlarım. Tamam, nacak filan almıyorum hiçbir şey. Eşyalarımı bıraktım, gayet sinirliyim. Bence yolumuza burada kaydet dedikten sonra devam edebiliriz. Nereye gidiyoruz? Biz neredeyiz? Buradayız. Haritanın öteki ucuna gidiyoruz. Haydi o zaman, yardıra işin modun. Yolda bir şey çıkarsa filan karşılaşırız. Konuşuruz yani. Hadi ben gidiyorum. Aha! Benzinliğe geldik yolüstü efendim. Loot yapmadan geçeceğiz. Ama şöyle geyikçikleri de korkutmayalım. Aman tiplere bak. Geçen arkadaşınızı kebap yapıyoruz yine. Korktular tabi. Etrafta sakata gelmeyen bir şey yok değil mi? Tamam. Bakalım benzinlikte neler var efendim. Merhabalar, iyi günler. Çubuk kraker. Aslında alıp yiyebilirim direkt. Çünkü saklayacak yerlerim ağrıyor. Burada bir not var, onu da okuyacağız. Susamıştık zaten, bir kolayı da alalım. Tamam, direkt içelim hatta. Tamam. Su. Tamam, bir sıkıntı yok. Şu an fazla mı ağırlık oldu? Yine koşamıyor muyum? Hakikaten mi? Allah'ım yarabbim ya. Aşım falan zaten iyi durumda. Bunları şu an için almaya gerek bile yok. Kumaş falan. Hiçbir şey loot etmiyoruz efendim. Aslında bırakıp sandık... Bir dakika, sandıkta gözüküyor mu diğer yerde bıraktığım eşyalar? He, yok, gözükmüyor. Acayip şeymiş. Tamam, o zaman susuzluğu gidermek için şöyle yiyelim. Keşke diğer sandıkta bıraktığım bu sandıkta da gözükseymiş. Benim bir hatam var bilmiyorum ama... Emin değilim. Hadi not okuyalım. Ne varmış şurada? Kıtlama şeker. Mercek. Yok, bunlara gerek yok. Bir dakika, sizin burayı bir tokatlayabilir miyim? Kibrit. Başka? Fişek. Fişek çok da yer kaplamaz herhalde. Onu bir alabilir miyim ben? Şöyle göremiyorum ki. Hakikaten mi? Fişek de mi yer kaplıyor? Ne kadar yer kaplıyor? Allah belanım, siz 8 mi? Kağıtta ne yazıyor? Günün sorusu. Aşağıdaki cümlede özne ile gizli öznenin yerini değiştirince nesnel bir anlam oluşur mu? Tarcan, Selin'in Baturay'ın kendisine yapılan animasyonu izlediği videoya, Eda'nın verdiği tepki videosunu izlediği videoyu izliyor. Evet. Yapımcının eski yaptığı oyunlara bir gönderme mi? Yoksa günümüzdeki böyle izleme hani tepki videolarına filan bir gönderme mi? Bilemiyorum. Olabilir. Türk kahvesi reyonu da maşallah yani. Yan tarafta bir şey var mı? Kapı. İyi günler, merhabalar. O neydi lan? Bileme taşı. Oo. Alayım bir. Burada eşyalardan birisini, herhangi bir tanesini atacağım. Bileme taşı. Keskinleştirir. Dur bakayım, bir şey yapabiliyor muyuz? Ekstradan bakıyorum. Meşale yapabiliyoruz. Hayır.
Hala dikiş setimiz yok maalesef. Dikiş seti olsa güzel bir size elbise yapacağım da. Evet. İtan çoma hazırla mı? İyi lafın üstüne mi geldi derler artık bilemiyorum ama. Size bir ayı kürkü mont yapayım. Hadi. Bir montumu giyersiniz artık hadi. Yeğenim seni bir atalım şöyle köşeye. Sen gel. Şunu giysen artık. Heh, tamam. Bir tane daha dikiş seti olsa aslında güzel olabilirmiş. Şöyle niyet çekiyoruz ama olmuyor. Tamam. Bıçak bıçak var burada. Dosyada bir şey yazıyor mu? Yazmıyor. Kibrit almaya gerek yok diye düşünüyorum. Kumaş alabiliriz. Ne kadarlık eşyamız var? Ha, 83 diyor bak güzel. Burada bıraktığım bir eşya var mıydı tekrardan alayım? Ya da boş hani ne hurda metal yok boş hurda metali filan. Loot olayı biraz daha geliştirebilir. Bu arada göktaşı var şurada bir yerde. Nerede o? Çatıda mı acaba? Evet, burada bakayım dur bir. First person'a bir bakalım da. Third person pardon. Aynen büyük ihtimal şeyin üzerinde. Benzinin üzerinde. Oraya bir çıkmayı deneyelim efendim hep birlikte. Buraya giriliyor mu? Girilmiyor. Şuradan oraya mı tırmanacağız? Olabilir. Deneyeyim şansımı. Yok tırmanılmıyor. Allah Allah. Nasıl çıkılıyor ki oraya? Çıkılıyor mu? Ondan da emin değilim ki. Burada bir yerde göktaşı var. Üstümüzde mi? Burada mı lan? Allah Allah. Göktaşı! Alo! İçeriden de çıkış yoktu herhalde. Bir daha kontrol edeyim sakata gelmeyelim. Buradan zaten yukarıya çıkılacak bir yer. Bakalım. Yok. Burada var mı üst kata çıkılacak bir yer? Merhabalar tekrardan. Şöyle bir şey yok. Evet görüyoruz sayın seyirciler. Yok. Evet. Acaba elimdeki silahtan dolayı mı? Ha bir dakika bir dakika aklıma bir şey geldi. Buna tırmanılıyor mu? Niye? Hadi be! Tam tırmanılacak duruyordun ya. 3000 IQ'mu devreye sokmuştum tam. Bunun üzerine. Bu da olmuyor. Daha demin elimde silah varken tırmanamadığım yer vardı ya. Orayı deneyim bir. Şu varili. Ha bir dakika bu belki tırmanılıyordur şuna. Bak şu çok tırmanılıyor gibi gözüküyor. Hadi lan. Hay Allah belanı. Şu büyük ihtimal bu olabilir ya. Heh tamam. Şimdi oldu tamam. Oldu oldu oldu. Buraya da çıktık mıydı? Hop. Güzel tamam. Şimdi bunu alabiliriz. Hop bir göktaşı daha. Oh yeah! Maksimum mega arzurum bu. Karakter geliştirmelerimiz devam ediyor. Yolumuz efendim az kalmadı. Şöyle yol nerede lan? Yok terse mi gidiyoruz? Ha bu yönde mi? Tam şu yönde evet. Yok tam bu yönde evet evet tam şimdi oldu. Azı bitti çoğu kaldı. Tekrar güzel bir şeyle karşılaşırsam veya yol sonunda görüşmek üzere. Göktaşı sesleri alıyorum. Mayday mayday. Göktaşı sesleri. Aha göktaşı. Yeah boy. Omen tanrım. Allah belanı dur. Dur o oğluma pek hayra alamet değil. Aman diyelim efendim. En son kurtlarla karşılaştığımızda Toto'muz pek hayra alamet şeyler görmemişti. Sevgili kurtlar. Ayı mı? Açık alanda ayı savaşı mı en sevdiğim. Oyun kaydedildi. Şimdi merdivenlere yardırsam ayının yanından Allah belanı ayı beni gördü herhalde. Geliyor. Vuracağım kırbacı. Kaç. Korktunuz değil mi? Allah çık. Ben de korktum çık. Bir an dedim aha cevher gidiyorsun. Save. En sevdiğim şeydir. Şöyle bir elimizi boşaltalım. Şöyle. Hadi çıkalım şuraya. Çıkmıyor. Allah Allah niye çıkmıyor? Dur bekle belki E'ye basacağız. E olmadı. F olmadı. F. Tamam kapat şunu dur. Demek ki yolumuz buradan. Dur yavaş. Sakin.
Yine bayrağımız dalgalanıyor güzel bir şekilde. Seke seke mi? Yok artık. Dur bakayım, burada bir şey var mı? Metal kapı. Merhaba, iyi günler. Radyo. Elektrik yok. Ha. Evet, aklıma Dying Light gelmiyor değil. Evet efendim. O zaman ne yapacağız? Zıplayacağız ve ben yine kanser olacağım. Oradan oraya, oradan oraya. Allah! Allah vallahi öleceğiz. Ha! Dur lan dur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Heh, tamam şimdi bir daha. Geliyor, 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 geliyor. Onu şöyle yap. Oo! Ha! İyiydi bu. Tamam bekle, bekle, bekle. Şimdi burada kaydedelim. Tamam. Lan yavaş. Oo! Oley! Oley! Yapıyoruz. Ha gayret. Geldik. Ha! Şimdi iyiydi. Allah dur. Lan ne yapıyorsun lan? Deli. Tamamdır. Hadi hadi. Göktaşı, göktaşı, evet. En sevdiğim. Al bakayım. Woohoo! Erzurum efendim. Ben bunun için buraya kadar geldim lan. Elektrik için geldiğimi sandım. Ne diyor? Tamam. O başka bir konu zaten. Allahu Ekber. Bir an dedim kesin ölüyoruz. Duşları bir kaydedeyim. Tamam. Burada bizim ilaç vardı bir tane. Şunu kullanabilir miyim rica etsem? Tamam, kaydedildi biliyorum. Teşekkürler. Tamam. İlaç bizi iyi yaptı. Orada elektrik yoktu orada. Elektrik. Şimdi burada Eiffel Kulesi var. Ne yapacağım ben? Elektriği nasıl getireceğim buraya? Ne alaka bu arada? Alttan yol var mıydı ekstradan? Ona bir bakalım. Elektrik nasıl geliyor? O ölü ayı değil mi o? Ha tamam. Aman diyeyim şimdi dedim tekrardan sev gelince filan ayı hareketleniyor mu filan diye de. Sakata gelmeyelim efendim. Bu ne böyle? İlginç. Merhabalar, merhabalar, iyi günler. Bir artık yemek yiyelim ya hadi. Şöyle bir ateş yakalım. Ekle şunu. Susuzluk var. Ha kola varmış. Şu kolayı bir içelim. Tamam, susuzluk iyi. Aslında oyun biraz daha zorlaştırılabilirmiş efendim. Açıkçası. Çünkü şu ana kadar pek zorlandığımı hissetmiyorum. Tek eşya taşıma konusunda sıkıntılarım var. O da genel psikolojik bir sıkıntı. Şimdi bu sobanın derecesini biraz fazla şey yapalım. Yakıt ekleyelim. Odun yok zaten. Yakıt ekle. Kaç oldu? 3 saat 9 dakika. 3 saat bir yatarız biz. Hadi 3 saat yatalım. Hop. Ooo ve güm. Güzel. Susuzluk var. Açlık var. Şunu bir ye. Şunu al. Susuzluk o kadar önemli değil. Zaten ısınıyoruz. Woohoo! Feneri bir açalım. Şimdi bize elektrik lazım. Elektriği nereden bulacağız? Bilmiyorum ama buradan gidiş var mı? Yok. Peki elektrik gerçekten mi? Böyle şeyler sadece benim başıma geliyor herhalde. Karakterin fasolu gitmesi efendim biraz sinir bozucu oluyor. Gerçekten biraz filan değil yani böyle. Çok fasolu gidiyor be. Şöyle tamam. Sakin. Sakin çıkacağım mı? Şimdi burada kapı yok. Bunun üzerine çıkılmıyor mu ya? Kurtarmıyor mu? Yok. Allah Allah. Buraya nasıl elektrik sağlayacağız? Sırt çantasında ne var bu arada? Fişek. E güzel. Dikiş seti mi o? Ha anahtar. Ha! Şimdi oldu. Harbi mi? Oraya kadar bütün yolu yürüyecek miyim şimdi? Yapma abi. Hakikaten mi? Kuzey Radyo İstasyonu mu? Kuzey Radyo İstasyonu nerede? Ama artık bu biraz hani oyunda vakit geçirmemize yönelik bazı hareketlerden dolayı kaynaklanıyor gibi mi gözüküyor acaba? Evet evet öyle gözüküyor. O zaman Kuzey Radyo İstasyonu'nda görüşürüz efendim. Burada yapılacak bir şey kalmadı yani. Göktaşını da aldık. Haydi. Cevahir yola devam etmeli. Aa siz arkanıza yaslanın böyle. Cevahir yürü. Kırbaçla Cevo'yu. Amele Cevo. Bak aşağı bile düşüyorum burada. Helal olsun ya. Gidiyorum ben be. Vallahi orada göktaşı var. Dur 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 dur. Kaşif Dora macerasına devam ediyordu. Go Diego go. Şu göktaşını almadan da olmaz efendim. Aşağı yuvarlanmayız umarım onu almaya çalışırken. Bu arada ben silahı bir çekeyim.
Elden bir kaldıralım yoksa düşebiliriz. Karakter zaten düşmeye meyilliymiş gibi gidiyor şu an. Aman diyeyim, tamam. Ne güzel yanıyor öyle. En sonunda herhalde Robocop'a dönüşüm. Voltron'u falan oluşturacağım, o da olabilir. Şu arkadaşı bir alalım da biz. Onu kimseye yar etmeyelim. Zengin olacağız bunun sonunda herhalde, bu işin sonunda. Göktaşı kaşakçılığından içeri alınmayalım da. Tamam. Size şey yapacağım, göktaşı kebabı. Göktaşı kardeşler göktaşı salonu. Göktaşı soslu. Nusret'te falan yapıyorlar ya, böyle altın kaplamalı. Bizimki de göktaşı versiyonu. Aha. Dur şöyle gelelim. Ha tabii böyle gelelim, dur. Adettendir. Bravo! Hadi yola devam. Allah bereni vermesin. Efendim şöyle güzel bir eve denk geldim. Şöyle içeriği görüyorsunuz. Çok güzel ya. Siyah çorap. Gri çorabın vakti gelmişti zaten, dolmuştu. Giyelim. Kolamızı içelim bu arada. Ton balığı da yiyelim. Oh, evleri tokatlaya yolumuza devam ediyoruz. Isı problemimiz var. Biraz ısınalım. Vay be. Çekmece. Anam, fazla eşya mı buldun ben? Kumaş mı? Dur şunları buraya koyayım da. Sonra sakata geliyoruz. Fazla eşyaya ihtiyacım yok. Isınıp yola devam. Şöyle atımızı da gösterelim ekranda. Hem içimiz hem dışımız ısındı herhalde. Şöyle güzel bir eserle de birlikte efendim. Yorgunluk var biraz. Olur, yorgunluk da iyidir. Kıtlama şeker. Şöyle de baktığımıza göre yolumuza devam edebiliriz bu güzel evin. Dur, kapısını da kapatalım. Tamamdır. Feneri de ben bir kapatayım. Bakayım doğru yolda mı gidiyorum? Ters yönde gidiyorum. Tamam. Yani yolu az sonra yarıladım sayılır. Güzel güzel şeylerle karşılaştığımı size paylaşmaya devam edeceğim efendim. Boşu boşuna buraları uzatıp sizi sıkmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Ben yola devam edeyim. Varmaya yakın veya güzel bir şeyle karşılaşınca tekrardan görüşürüz. Görüşürüz evet. Sen istiyordun. Bir eve daha denk geldik sevgili dadaşlar. Bu yalnız nasıl bir şey lan bu böyle? Kale gibi bu. İçerisini çok merak ediyorum açıkçası. Baya baya büyük be. Bugün muhtarın evi mi? Merhabalar, iyi günler, selamünaleyküm, merhabalar, merhabalar. Oha, merdiveni falan var lan bunun. Bakayım burada bir şeyler var mı vardı? Gerçi loot'a falan ihtiyacım yok şu an için ya. Alt kat. Şöyle. Oo. İşte tablolar falan, eserler çok güzel olmuş ya. Çok güzel yani şey, oyunda çok güzel durmuş. Daha önceden yapılmış eserler tabii ki de. Merhaba, burada yok. Bunları hiç almama gerek yok. Fişek filan yapmak istemiyorum. Bıçak yok, ihtiyacım yok, teşekkürler. Tamam, bunlar da güzel. Hazreti İsa'yı görürüz efendim. Halı olarak. Başka bir şeyler var mı? Buralarda yok. Ecza dolabı. Senin ismin ne? Benisilin mi? Benisilin ilaçları. Penisilin amcaoğlu. Dur bakayım buradan nereye gidiliyor. Buradan direkt şey mi, çatı mı? Vay 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 vay. Ooo çok güzel lan. Çatıda bir şeyler var mı? Nacak var bir tane. Ah, buraya bir tane göktaşı falan düşmeliydi ya.
Bak olmadı şimdi. Burada güzel bir göktaşı olmalıydı efendim. Yakışırdı buraya bu evin şeyini, temasını. Bu arada evin diğer tarafı vardı üst kata çıkmalık. Orayı da bir inceleyelim. Şu an ısınma konusunda problemlerim var ama fazla değil. Yine güzel bir eser daha görüyorsunuz. Bu katta bakalım şöyle. Vay 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 vay. Şöyle not var da yoğurt bir yiyelim. Şu yoğurdu bir hüpletelim. Tamamdır. Hatta elden bulduğumuz şöyle evin içerisinden bulduğumuz kömürleri de kullanalım. Bir ateş yakalım şununla. Şunu da ekle. Uykusuzluk problemim var. O zaman ben biraz yatayım, sonra sabah uyanınca ooo. Vay 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 vay. Çok güzel lan. Uyanınca notları filan okuruz. Bere buldum. Başka ne buldum? Bere. He tamam, bereye ihtiyacım yok. Teşekkür ederim yine de. Beni düşündüğünüz için Allah razı olsun. Bunları bir tazeleyelim. Yani kömür kaç tane ekleyelim? Fazla da olmasın. 4 saat yeteriz. Hatta 5 saat yeteriz. Dur. Şöyle dal ekleyelim bir tane de. Tamam, kaç oldu? 5 saat. Yatalım 5 saat. Saat zaten 12.30. Haydi bakalım 5 saat yatıyoruz. Oh! Ne kadar da güzel yatıyorum. Şöyle biraz daha döneyim. Aman da. Tamam. Uyandık. Size bir çay koyabilir miyim bu arada ya? Çay. Ha, yanma süresi yeterli değil. Dur bekle. Şunu bekle. Bir tane daha ekle. Çay. Ha, tamamdır. Soğan. Oh, not okuyalım. Bugün radyo operatörü Fatih uğradı. Kuzey radyo istasyonunu kilitlediğini ve anahtarı Güney radyo istasyonuna koyacağını söyledi. Ya biz onu öğrendik, teşekkür ederim. Ne diyor? Ardından Güney radyo istasyonunu da kilitleyeceğini ve anahtarı binbaşıya teslim edeceğini söyledi. Tamam, onu da hallettik, teşekkürler. İlk başta dalga geçtiğini sandım ama son derece ciddiydi. Yakın zamanda çok büyük bir olay yaşanacağını söyledi. Bana eşyalarımı toplamamı ve hazır olmamı tavsiye etti. Bunu söylerken suratı bembeyaz oldu. Onun o halini görünce yaklaşan olayın ne olduğunu sormaya korktum. Tamam, evet. Kendimi kaptırdım. Ama bu manzara ne böyle? Vay anasını be. Erzurum'da problemler olmaya devam ediyordu. Çayımız 4 dakika sonra olacaktı. Ben burada kalabilirim. Burayı bana birisi kiralayacaksa filan. Ben kalmaya razıyım efendim. Geyik mi lan o? Yok, domuz. Biraz fazla yemiş domuz. Evet. Hakikaten domuz yani. Şöyle. Açlığım var. Size bir kükürt ısmarlayayım. Kükürt yiyelim mi? Dur bekle. Tamamdır. Açlık gitti. Çaydanlık. Çayımız. Evet, hazır. Oh. Yemedirim, içim ısındı. Tamam. Tam da zamanında bitti lan bu. Vallahi helal olsun. Bak dakikası dakikası nasıl ama. Ayarladım bunu, ayarladım. Bunlar hep ölçülü şeyler. Evet. Dur, nereye geldik lan? Buradan şuraya mı? Heh, tamam. Haydi Allah razı olsun, teşekkürler. Fatih Bey doğru söylüyormuş. Aa, bir dakika. Şu arkadaş tehlikeli. Domuz Bey. Oğlum silahını çeksene. Ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Ne atarlı atarlı geliyordun şimdi. Dikiş setim var mı bu arada? Ha, dikiş setim yokmuş, tamam. Öyle ölürsün işte, öyle ölürsün. Bilmediğin insanın üzerine koşmayacağım. Şöyle güzel manzarada. O zaman 1, 2, 3, öteki evde görüşürüz. Pardon, istasyonda görüşürüz. Yok teşekkürler, ben almayayım, kullanmıyorum. Ben şu silahımı çekeyim de. Pek hayır alamet olmadı çünkü o arkadaş. Efendim, kayalarla çevrili kuzeydeki radyo istasyonumuz. Etrafından dolaşmayı deneyeceğim. Şöyle güzel güzel de bir manzara hakim Erzurum'a. Buradan dolansak umarım çıkarız diye düşünüyorum. Gerçi biraz uzun bir dolanmaç olacak o ama. Bakalım. Sonra güzel yere çıksın da kurtlar falan böyle aşiret gibi gelmesin de üzerimize. Neyse, biraz dinlene dinlene gidelim. Şimdi birden pat diye 5 kurt gelmiş böyle ooo falan diye. Ben korkuyorum artık, bunlar tek tim gibi şey yapacak. Üçlü tek tim böyle. Kurt, ayı, domuz yan yana gelecek filan. La oraya nasıl çıkacağız? Haritadan gördüğüm kadarıyla pek bir sakat duruyor bunun etrafı.
Etrafından sızılacak yer vardır umarım. Aa, göktaşı var burada bir yerde. Sesini duydunuz herhalde. Heh, bak geliyor hala. Gayetten göktaşı sesleri duymaya mı başladım yoksa kafayı yemeye başladım filan. Şimdilik ayının mayının gel... Değil yok, evet. O nasıl bir şeydi bilmiyorum. Ayının filan geldiği yok, normale dönelim diyecektim. Karakter uçmaya başladı. Karakter de mega Erzurumlu olmayı kaldıramadı herhalde. Fazla geldi kendisine. Allah, oğlum ne yapıyorsun lan? Yavaş, sakin ol, sakin ol. Etrafından şöyle dolanmaz mıyız lan? Şuradan dolanı ay dolanı yapsak, oğlum yavaş. Ha, şuradan bir ara var, evet. O aradan çıktık mıydı, orada büyük ihtimal kurtlar gelecek. Bir de göktaşı vardı orada. Göktaşını da aldık mıydı? Oh! Güzel bir göktaşı kebabı. Tamam. Heh, vardık. Evet. Ben bir silahımı davranayım. Şuradaki göktaşını bir kaçırmayalım da efendim bu arada. Nerede o? Göktaşı! Alo! Allah Allah. Daha demin buradan sesi geliyordu ya. Aşağıda filan değildir herhalde. Ha, burada buldum. Dur, eli bir boşalt. Tamamdır. Lan ne yapıyorsun lan? Yürü. Heh. Yeee. Her yere düşmüş maşallah var bu göktaşında ya. Evet. Hadi. Geldik. Herkes sakin olsun. Size dal topluyorum bakın. Allah belanı dur. Dur, sana değil. Sana değil. O dal sana değil. Köpek. Heh. Merhabalar, iyi günler. First person. Eli boşalt. Kapıyı kapat. Eli boşalt, boşalt, utanma. Açtım, şöyle sizi bir tokatlayabilir miyim? Sağ olun. Heh. Şimdi önce yaprak sarması bir tane. Yaprak sarmaları en sevdiğimiz. Kolamızı da içelim. Suyu çalalım. Bir tane de çubuk kraker çalalım. Bunu çalabilir miyim? Bakayım ne kadar yerim var daha. Ay, 27 mi? Çal. Tamam, neyse, dur. Bunlar herhalde çal... Ha, neydi lan o? Bir şey çıktı herhalde orada. Ben mi yanlış gördüm? Büyük ihtimal ben yanlış gördüm. Kömür filan. Kömürü alabilir miyim? Tamam. O zaman burada bir şey yok. Şimdilik. Kapanacak mısın? Oğlum. Ha. Buradan tırmanmalık bir şey var herhalde. Oraya kadar mı çıkacağım lan? Çok güzel. O zaman şunu elden çek. Ha gayret. Oğlum, çek şunu elden. Şunu al. Şimdi bunu elden çek. Heh, tamam, şimdi anladı herhalde. Yok, anlamadı. Neyse, dur. Allah. Oğlum, şunu da elinden çeksene. Heh. La. Şuraya çık, hadi şuraya. Hadi. Ha. Ala. Ya, yok, olmuyor. Şimdi benden istediğiniz neydi efendim? Merdiven falan var mı burada? Bir şey mi açmam gerekiyor? Allah Allah. Dur bakayım. Bir anahtar falan bulmuştum ben. Buraya mı tırmanacağım? Geyikleşim var orada yine. Ha, evet. Ne yapmam gerekiyor, ben anlamadım. Dur bakayım, belki anahtarla bir şey yapacağım ya. Ama gelmem gereken yer burasıydı değil mi? Yanlış gelmedim. Evet, doğru gelmişim. Bakayım. Evet. Kendime katılıyorum efendim şu an. Gir ve araştır. Kuzey Radyo İstasyonu pek de büyük değilmiş efendim bu arada. Gerçi bu Kuzey Radyo İstasyonu mu? Nasıl bir radyo istasyonu lan burası? Neyse, dur. Şimdi anlarız. Belki çantada bir şey vardır. Türk beresi mi? Bir dakika. Bir dakika, herkes arkasına yaslansın. Ölürüm Türkiye'm. Tamam. Aa, anahtar. Trafo anahtarı. Bölgenin ta öteki köşesinde bir trafo mu? İnşallah o kadar yolu yürüyeceğimi... Ya, yürüyeceğini mi? Yürüme! Nerede? Aa, artık ama! Amelik konusunda Long Dark'la yarışır. Görev yaptırma konusunda şeyle yarışır. Neydi onun ismi? Ubisoft oyunlarıyla. Hocam, bu biraz abartı değil mi? Ta buradan buraya gel, buradan buraya git, buradan buraya git. Haritanın bir de öteki ucu, hani uçtakta falan olsa, biraz daha sonra buraya git diye biraz uzaklara götürse bizi. Ta karşıya mı gideceğim şimdi ben? Gerçekten mi? Oynanış süresinde oynanıyor gibi geldi biraz ama.
Hayırlısı, hadi ben geliyorum. Hele danaş, hoş musun? Dolu musun? Boş musun? Ayakların yambası yoksa sen sarhoş musun? Efendim, yanlış görmüyorsam şu karşısı... Az sonra tüküreceğim. Hadi gel gel gel, hadi gel. Hadi ne oldu? Ne oldu? Aha, bu abisi geliyor. Oha, ben dedim bunlar birlik olup gelecek bir gün diye. Aha, ona vuruyormuş o da. Oh! Oğlum siz hayırdır ya? Hayırdır ya? Hayırdır? He? Ne oldu? Yetmedi mi üçünüz? Hadi! Hadi lan hepiniz gelin lan! Oh be! Güzeldi bu. Üçünü iyi tokatladık ama. Şimdi buradan yine ebesin nikahına gönderirse yemin ederim sassesiyle birlikte 70 milyonu yakarım. Şöyle bir genç, ben geçeyim de içeriye, aman diyeyim. Şu eli bir boşal. Şöyle bir kaydet bu arada. Tamamdır. Şimdi merhabalar. Benden biriniz buraya gelmemi istiyordu. Herhalde buraya değil, yandaki odaya gireceğiz. Tamam. Binaya daha doğrusu. Girelim. Kimse yok değil mi? Sakata gelmeyelim. Bu arada bunun üzerine çıkabilir miyiz? En büyük fantezimiz efendim varilerin üzerine çıkmak oyunda. Şöyle. Allah, yok yemedi. Tamam, o zaman buraya hadi. Merhabalar, merhabalar, iyi günler, merhabalar. Hanginizsiniz? Sen? Sen de mi değilsin? Sen? Sen? Aa, oh. Sen? Şalter, he, şeker sanmıyorum. Açıldı. Yardım çağrısı yapma zamanı. Woohoo! Yeah! Güney Radyo İstasyonu'na gideceğiz şimdi. Buraya kadar, evet, buradan buraya, evet. Yeah, yuppi. Dur biraz etrafı tutlayalım da. Sonra kanser olmaya devam ederim ben. Mermi. Oo, bu iyiydi. Başka? Ha, bu da iyi. Burada ne var? Türk kahvesi. Kola. Dur bakayım şu kolayı bir içelim ya. İçimiz kurudu. Karda yürümekten değil mi? Evet. Kumaş aldım. Elektronik hurda aldım. Hem bunları şimdi bir yere bırakabiliriz ama öncelikle ton balığımızı alalım. Burada bir şey var mı? Ne o? Vuranzade Fişek Kampanya. He, Vuranzadeleri alalım. Tamam. Dolapta bir şey var mıydı efendim? Bilemeteş. Tamam, bu ıvır zıvırları filan bırakabiliriz. Hadi bakalım. Aa, çorap, bir dakika. Bir dakika, böyle bir çorabım varsa giymem lazım efendim. Şunu bırak bir. Şunu giy bir. Tamam. Şimdi çorabı bırakalım. Çorap git. 34 kilo. Hem şunu bırak. Zaten şey vardı değil mi? Tamam, bu var üzerimizde. O bizi her türlü musibetten korur efendim. bunu yarıya bölelim. Koy bunu buraya. Hatta bunu komple ver, bana ne ya? Bileme taşı git. Başka ne aldık lan sizden? Şurada yemek filan mı aldık? Ne aldık lan biz sizden? Şunu da ver. 31 oldu. Ha, bu şeyleri, yemekleri yiyeceğiz herhalde. Kurtulacağız şimdi. Şuraya bakayım. 89 mu? Hem. Ne yapabiliriz? İlaç lazım mı? Yo, değil. Bunu da yana satayım. Ye. Ne geliyorsa ya be. Hadi. 79 mu? Gerçekten 79 mu? Ulan gerçekten şimdi bir şey derdim ama. Gidiyorum ben ya. Gidemiyorum. Üzerimde eşya var. Şuradan saçma salak bir şey atayım ben yere ya. Bunu atmayayım. Şunu böl. Şunu da at. Ha, o zaman bunu böl. At. Hepsini at ulan, hepsini. At. Önüme geleni vururum yemin ederim. Sevmedin. İnsan sevmediğine böyle yapar mı? Tamam. Kötü espri hakkımızı doldurduğumuza göre. Uşaklar, ben gidiyorum. Haydi bakalım. Yardım çağırmaya gidiyoruz. Oraya değil lan, ters yöne. Buraya mı? Yok lan, buraya da değil. Buraya. Evet. Haydi bakalım. Saz sesi bittikten sonra sonumuz derken yani sahne sonunu burada yaparız. Oradan sonra ben birleştiririm. Vay be, ne yürüdüm be. Gerçek hayatta şu kadar yürüsem yemin ederim sporcu olmuştum. Bakayım. Yani en azından fazla yok. Ebesi nikahına götürmüyor. Vardı, fark ettiniz mi? Hava puslanmaya başladı. Bir sis tabakası çöktü efendim bu arada. Ne oluyor lan? Aman aman, nereye geldik? Allah Allah! Ulan Oli! Doğru yola mı gidiyorum? Tamam, buradan. Şuna baksanız abi. -30 oldu birden. Neyse, elbisem Allah'tan
Güzel sıcaklıkta bak. Bir şey hissetmiyorum. Bir şey giyemedik değil mi? Şu pantolon adam gibi yapamadık. Ah, dikiş seti bulsam var ya, yapacağım pantolonunu da. O zaman göreceksiniz beni. Gerçi ihtiyacımız kalmadı artık. Yol. Ha, tersler. Hava koşulları gittikçe sertleşiyordu. Yolculuk beni nereye götürecekti? Bu tünelin sonundaki ışık hayra alamet miydi? Bunları bilemiyor. Kardan yolda. Çilekeş hayatıma devam ediyordum. Bu hallere düşecek adam mıydım? Burada evim var. İki müzik birbirine mi girdi? Evet. Ev nerede lan burada? Sağda herhalde. Neyse, benim elbise sıcaklığım gayet iyi bu arada. O dikiş setlerini fazla boşu boşuna harcamayacaktım var ya. Solda ev bu arada. Aynen burada. Şu karşıda bir yerde de çok körü körüne gidiyoruz. Bakayım. Neyse, az kaldı. Hiç yoktan iyidir yani. Yardım çağrımız bir hedefe ulaşacak mıydı? Erzurumlu Dadaş Cevohir Erzurum'dan kurtulacak mıydı? Kurtulmak derken Göktaş olayına, yoksa Erzurum'u severiz canımız dibimiz. Ben nereye gidiyordum? Allah belam vermiş miydi? Bunların hepsi az sonra. Evet. Kur sesinden anlaşılacağı üzere vardık. Umarım aşiret olarak gelmezler yine. Aman diyeyim. Kardan zaten etraf zor gözüküyor. Ben şurada bir kaydettiğim de sakata gelmeyelim sonra. Ha, geliyor vallahi, geliyor. Hayırdır beyefendi? Hayırdır? Ağzınız açık kaldı, şok mu oldunuz? Kaydette. Tamam. Nasıl bir anda geldi ama? Stamineyi doğru düzgün kullanalım. Sakata gelebiliriz. Ha, burada lan şey sandım, benim bir önce öldürdüğüm ayı var ya, o sandım. Benziyor. Anam korkuttu beni bu arada. Evet. Tamam, hadi geçelim bakalım. Nasıldık ama? Son kurşun var ya, onu tutturamasaydık zaten. El Fatiha. Şuradan bakalım. Anam yavaş, sakın buradan aşağı düşme. Ne oluyor lan? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Bak bak, tipe bak. Neyse, dur. Ne oluyor lan? Oğlum neyin terbinesiniz lan? Yürüyün gidin. Merhabalar, ben geldim. İyi günler. Çıkmaya mı çalışıyor? Dur, alo. Alo, burası Güney Radyo İstasyonu. Ben Taylan. Kimse var mı? Alo. Kapıyı kapatabilir miyim bu arada? Yok, kapatamıyorum. Cevap yok. Hadi lan. Merhaba, ben radyo operatörü Hamdi. Sen orada ne arıyorsun? Bölge boşaltılmıştı. Aa, Hamdi bizim bodyguard Hamdi. Hamdi Bey, vallahi sormayın. Uzun hikaye, boş ver. Buradan kaçabilmem için son teklifiniz nedir Hamdi Bey? Sahi hafif ya. Gerçekten mi? Şimdi tren tünelini kullanamazsın. O zaman bir bakalım. Aa evet, deponun arkasında yeraltı tüneline açılan bir kapak var. Hatta bazı köylüler oradan tahliye edilmişti. Oo, aman tanrım, hadi. Gidebiliriz hadi. Gitmemiz, kaçmamız lazım. Tamam Hamdi Bey, olur. Eyvallah. Hemen yola çıkıyorum. Hadi Allah razı olsun. Yeraltı tünelinden kaç. Mevcut hedef. Ayı acayip şeyler yaşıyor bu arada. Zaten araştırıldı. Tamam Hamdi Bey. Tamam, teşekkür ederiz teklifiniz için. Allah razı olsun. Şu şeref yoksunu domuzlu bir vurmamız gerekiyor efendim. Ben save'imi alayım bu arada. Tamamdır. Şimdi kaçış bölgesi nerede yeraltı tüneli? Bu tarafta. Tamam. Oyunun başlangıcındaki yere doğru gideceğiz büyük ihtimal. Evet, tamam. Devam edebiliriz. Nerede o bu arada? Bana artistik yapan şey. Domuz. Ne yapıyor lan bu? Aa, sorun niye var? Hadi, hadi kardeşim, hadi Allah versin, hadi. Başka kapıya.
tane daha mı var? Burada bir şey daha var. Aha kurt mu? Bak 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 hareketlere bak. Nerede o? Gel bakalım buraya gel. Şöyle vuramaz mıyım lan sen? Dur bakayım. Tamamdır. Hadi geçmiş olsun. Bütün acıları çözdüm. Şöyle. Tamamdır. Şimdi yolculuk efendim. Ebesinin nikahına. Evet. Çok güzel bir yolculuk olacak. Upuzun. Amelehir yoluna devam ediyordu. Varınca görüşürüz haydi. Efendim büyük ihtimal varmamız gereken yere geldik evet. Bağlama sesi de geldiğine göre. Burası mı? Komple bu bölge mi? Hem ben bir silahıma davranayım da bu arada. Ne olur ne olmaz. Aha! Ne oluyor lan? Hop hop hop! Ne yaptığını zannediyorsun lanet olası köpek? Aba o! Bir dakika şuraya bir çıkabilir miyim? Şuraya bir köşeye gidebilir miyim? Anam anam anam. Bir dakika silah çek, silah çek bir. Bir anda geldi lan. Dur bekle. Sargı bezi, sargı bezi, sargı bezi. Alo alo sargı bezi. Kumaş var. Heh. Kullan şunu bir. Kanamayı durdurur en azından. Bir daha kullanabiliyoruz mu? Tabii ki ilacımız kalmadı efendim. Maalesef. Orada herhalde bir şey var. Challenge gibi bir şey vardı. Onu yapmaya gerek yok. Ben save'i burada atayım mı? Tamam save'i burada attım. Silaha tekrardan davranalım. Güzel güzel bayraklar var burada. Ne İspanya, Almanya, İngiltere, Amerika, Çin, Rusya, Japonya, İtalya bayrakları evet. Merhabalar. Burası mı acaba? Şunu anlayısı kapan lan. Tamam burada not var aha kağıt. Ne yapıyorum burada ben ya? Şirket ne yapıyorum lan hak eder. Her gün uyanınca böyle diyorum. Şirket nakli araçları gelen kadar mı? Şirket nakli araçları gelen kadar mallara bekçilik yaptı dedi. Gelene kadar. Ama bir haftadır ne gelen var ne giden. Erzak da bu arada tükenmek üzere. Hadi Haluk. Artık bir karar vermem lazım. Evet kararımı verdim. Olup gidiyorum buradan. Lan şirket mallarınızı bir tarafınızda monte edin. Ben gidiyorum hadi eyvallah. Not. Askerler bu tarafa doğru gelir. Burada ne aradıklarını bilmiyorum ama inşallah bütün mallarınıza el koyarlar. Not 2. Binbaşı dedi ki yarın buraya büyük bir göktaşı çarpabilirmiş. Ben de zaten gitmek üzereydim. Elveda enayiler. Haydi görüşürüz. Enayiler menayiler okey de. Dışarıda ayılar mayılar mı var bu arada? Bunlar hep tövbe estağfurullah şeyler biliyorsunuz değil mi? O kurt şey herhalde yürüme sesi de. Ben bu arada save'i burada atayım. Kurda tek atamama ihtimalime karşı. Ayı dışarıdan mı vurdu beni? Ben öldüm mü? La bir de git. Dışarıdan vuruyor. Hack var. Hack var. Volek var. Bak ayı volek atıyor bak. Olmaz böyle. Volek atan ayı mı olur lan? Vardı yukarıda göktaşı var büyük ihtimal evet. Ha şurada Allah aşkına bir tane şey olsun ya. Yemek filan değil. Oğlum bana ilaç verin lan. Eczacı dolabı gerçi buralarda illaki bir yerde olmalı ya. Dur bakayım belki yemek toparlar bizi 3-5. Aha ilaç. Oh be bu iyiydi. Bu bayağı iyiydi. Buraya kadar gelmişken var ya kafayı yardım. Tamam. Kolayı da al. Şu kolayı da iç. Tamam soğanı da al. Baharatı boş ver şimdi. Kumaşı al. Tamam şimdi. Oğlum bak. Bak dışarıdan vuruyorsun görmüyorum sanma şerefsiz. Var mı burada bir şeyler? Sakata gelmeyelim. Şunu bir kaydedelim bu arada. Aman diyeyim. Bak sona geldik. Karakteri yürüyeceğim bugün. Heh tamam. Ben kapıyı açıp buna... Bak hareketlere bak. Ben pompalıyı bir çekeyim pompalıyı. Kapıyı bir açayım bunun suratına merhaba diyeyim. Bak yine dışarıdan vurmaya çalışıyor. Not zaten buradaki aynı not. İlaç filan var mı diye etrafı yoklamaya çalışıyorum ama bir şey göremiyorum. Bilemiyor oraya. Ne o atık konteyneri mi? Hurda plastik. Ya teşekkürler. Ayıcığım. Heh neredesin? Zıpla 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 çık lan çık Allah belanı pu. Şimdi 1 2 3'üncü yardırıyoruz tamam mı? Yardır. Allah 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 Allah. Allah 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 her yerden geliyorlar lan bunlar bunlar ne bunlar ne? Allah belanı vermesin bunlar ne? Yürü ha tüneli gördüm tamam. Aha aha aha. Tipe bak.
Olmuş, silahı çeksene. Lan de git. Duvar arkasından vurmaya çalışıyor bir de. Çapma ya. Bunlar nerenin ayısı ya? Kaç 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 kaç. Yarın yokmuş gibi kaç. Allah 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 Allah. Tünel tünel tünel. Aç. Evet, hele şükür be. Bakalım yolun sonunda ne beni. Allah beni vermemiş. Ayı geliyor. Devam. Devam edecek. Hayır, bir dakika, ölmedim ben. Ölmedim ben. Bunu kabul ettin, ölmedim ben. Devam edecek değil mi? Tamam. Evet. Oh. Efendim, Erzurum maceramız herhalde burada son buldu diye düşünüyorum. Son bulmadıysa ara sahneyi sonunda gösteririmse, evet gösteririm. Şimdilik benden bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Erzurum full gameplay ile birlikte karşınızdaydım. Şu ana kadar eğlendiyseniz veya buraya kadar izlediyseniz, videoyu beğenirseniz ve yorumlara cağ kebabı yazarsanız sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Allah'ım çok mutluyum, sonunda bitti. Atman sizinle olsun.